Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir haftada İngilizce dersiyle tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta pazartesinden beri umarım iyisinizdir. Bu hafta neler işleyeceğiz, neler yapacağız? İlk başta bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Şimdi normalde kitaptan devam ediyorduk, hatırlayalım. Yanımda var mı kitabı getirdiğimi? Evet. Şu kitaptan devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu temin etmeyenler okulumuzda mevcut. Lütfen bir an önce temin edelim ki kaldığımız yerden devam edebilelim. Hala almayan arkadaşlarımız varmış. Bunun dışında bugün şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Geçen hafta yine tenslerle zaten devam ediyorduk. Nerede kalmıştık? Present Perfect Tense'de kalmıştık arkadaşlar. Present Perfect Tense neydi? Bugün onun üzerinde duracağım çünkü birkaç arkadaşımızdan şöyle dönükler geldi. Hatırlayamadık hocam. İşte bu past tense değil miydi hocam? Ya da hani tam anlayamadık gibi dönükler geldi. Şimdi normalde de tenslerimizi işlemek zorunda olduğum için her ünite içerisinde ayrı ayrı gramer konuları var demişim kitabımızda. Bugün gramer konuları içerisinde farklı tenslere değinilmiş. Ama artık birebir tens değil de mix şeklinde devam etmemiz gerekiyordu. Şimdi ben present perfect tense konusu tam anlaşılmadığı için bugün onun üzerinde biraz fazla alıştırmaya gitme taraftarıyım açıkçası. Biraz daha bol alıştırmayla oturtabileceğimizi düşünüyorum. Ama ilk başta bilmeyenler için şöyle bir başlık attığımızda lütfen şu yanılgıya düşmeyin, bunu düştüğünüz için çok fazla yanlışa gidiyorsunuz demiştim. Biz zaten biliyoruz gözüyle bakarsanız yanılırsınız arkadaşlar. Biz zaten biliyoruz diyenler buna geçmiş zaman dediler. Biz zaten biliyoruz diyenler buna geçmiş zaman dediler. Biz zaten biliyoruz hocam diyenler fiile es takısı ya da ayeli takısı getirdiler. O yüzden ben zaten biliyorum ki kafamızdan çıkarsak hiç görmemiş gibi başlarsanız sıfırdan en azından ne demek olduğunu daha iyi idrak edebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi present perfect dediğimiz içerisinde past'ı yani geçmiş zamanı barındıran bir test arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, present perfect dediğimiz. Normalde şurayı görmüyorsunuz, present diyorum. Present'tan dolayı bekliyorsunuz ki geniş zaman olacak, iyice değiştiğinden sonra fiile es takısı geliyor. Ama burada bir perfect var. Present perfect, past perfect. Bunlar içerisinde past tense'i yani simple past'ı içinde barındıran tenslerdir arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Yani aslında yine geçmişten bahsediyorum. Cümlelerin hepsi aslında eylemlerimin hepsi past'ı anlatıyor. Geçmişi anlatıyor. Ama nasıl bir geçmişi? Bazı arkadaşlarımız belirsiz geçmiş zaman diye çevirmişlerdi. Pek uygun olmadığını söylemiştim ama aklınızda bu şekilde kalıyorsa eğer aklınızda bu şekilde yer ediyorsa benim için bir sıkıntı yok, bu şekilde çevirebilirsiniz. Diğer türlü yakın geçmiş zaman diye çevirmeniz mümkün olabilir arkadaşlar. Present perfect tense yakın geçmiş zaman diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Bakın hala içerisinde geçmiş barındırıyor. Hala içerisinde geçmişten izler var. Nasıl yakın? Şöyle, past tense'de, simple past tense'de, normal bizim hep kullandığımız past tense'de nokta atışı bir zamandan bahsetmesi gerekiyordu. Nasıl nokta atışı? In 1990 yılı. Geçmiş zaman mı arkadaşlar? Geçmiş zaman. Ben bu zamanda, bu yılda yapılan eylemlerimi normalde hangi tense'de anlatacağım? Simple past tense'de anlatacağım değil mi? Ama eğer perfect tense'den bahsediyorsam ki en bilindik örneğini vermiştik. 4 yıldır Ankara'da yaşıyorum. I have lived in Ankara for years. Şimdi arkadaşlar, şurada benim kullandığım kalıp present perfect'e ait bir
koduktu değineceğim. Örneğe odaklanmanızı istiyorum. I have lived in Ankara for 4 years. 4 yıldır Ankara'da yaşıyorum. Şimdi eylem normalde taşınma eylemi bitmiş değil mi? 4 yıl önce taşınmışım demek ki. Ben bu türden bunu anlayamaz mıyım? 4 yıl önce demek ki başka bir yerdeymişim. 4 yıl önce Ankara'ya taşınmışım. Şimdi taşınma eylemi bitmiş bir eylem. Yani past tense'i barındıran bir eylem. Taşınma eylemini söylerken, evet simple past tense kullanabilirim. Ama şurada gördüğünüz live, yaşamak eylemi, yaşamak fiili hala devam ediyor. Hala etkisini sürdürüyor. Bu durumda benim kullanacağım tense present perfect tense olmalı. Burada da anlaştıysak eğer bir sıkıntı yoksa, not tutmanızı isteyeceğim yerler var arkadaşlar, nasıl? Bunların hepsini mi? Hayır, hepsini değil. Zaten geçen hafta da birazcık değinmiştik son yarım saatimizde. Burada time expression'lardan bahsedeceğim. Time expression'ları tahtaya yazacağım. O time expression'lara göre cümlelerimizi yerleştirmeye çalışacağız. Benim yazacağım time expression'ları yazmanızı isteyeceğim. Ondan nedeni biraz sonra söyleyeyim. Şimdi burada arkadaşlar bir kural devreye girmesi lazım. Bir kural, bir formül ya da matematiksel bir formül gibi düşünebilirsiniz. Bir formülle cümlelerinizi present perfect tense'de oturtmaya çalışacağız. Şimdi bizim formülümüz neydi? Have, has, are, to, work, which. Bazı yaptığımız alıştırmalarda şöyle hatalara düştünüz. Soru gelmiş, işte birinci soru bula bula. Şurada bir fiil var. Fiili, ben diyorum ki, past mı olacak, perfect mi olacak, ona göre yerleştirmenizi istiyorum diyorum. Siz tutup diyorsunuz ki burası lead olacak hocam diyorsunuz. Ama bu cümle past değil de perfect olması gerekiyor. Ben diyorum ki ama bu cümle past, bu cümle değil, perfect olması gerekiyor. Lead işte hocam, düzen bir fiil olduğu için değişmiyor. Zaten sonuna ed geliyor diyorsunuz. Ama şunu unutuyorsunuz ki perfect sadece verb 3'ten oluşmuyor arkadaşlar. Perfect tense'in kuralı sadece fiilin üçüncü hali değil. Önemli olan başına getirdiğim have, has. Buradaki have, has de sahip olmak fiiliyle karıştırılmaması gereken bir have, has. Ondan da bahsedeceğim. Sahip olmak fiili have, got, has, got ya da have, has artık nasıl diyeyim? Eskiden have got, has got diye anlatıyorlardı ama artık İngilizler bile bunu bir şeye sahibim derken I have got diye kullanmıyorlar, I have diyorlar sadece. O da artık biraz dil bilgisi kuralların içerisinde geçen bir şey ama öğretilirken çok da detaylı have got diye söylememize de gerek olmayan bir kalıp halinden çıktı açıkçası. Her neyse, have'i de şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl ki tersinizin içerisinde bir kızıntılık geçiyorsa, present'a göre de have neydi? Üçüncü tekil şahıslarda have has'e dönüşmüyor muydu? Dönüşüyordu. Demek oluyor ki bu bir şeyin özneleriyle beraber ben yine aynı şekilde have yerine has kullanacağım. Çünkü üçüncü tekil şahıslarda present halde have has'e dönüşüyordu. Have'i de hangi durumlarda kullanıyordu? I, you, we, they özneleriyle beraber kullanıyordum değil mi? Bu özellerle beraber hem ama verb 3 unutmuyorum. Her şey üçüncü tekil şahıs özellerde de hem present halde hızla dönüşüyordu. Hem artı verb 3 kullanıyorum. Dediğim gibi sadece hem hızdan ya da sadece verb 3'den kaynaklı bir kullanım değil. Her ikisinin de içinde barındırması gereken bir kuraldan bahsediyorum. Bir de şundan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi regular verb var. Irregular verb var. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunun bir ayrımına varalım. Bizim kitaplarımız, İngilizce kitaplarımız nasıl ve ya da İngilizce öğretmenleri her yıl size düzenle işte birinci hal bula, iki, üçüncü hal diye şöyle bir liste verirler size değil mi? Birinci fiili, birinci hali fiili, ikinci hali ve fiili, üçüncü hali diye bir listeniz vardır. Şimdi bu listedeki fiiller düzenli ya da düzensiz fiiller olarak ayrılır normalde İngilizce'deki fiiller. Ama şu listede irregular verbleri görürsünüz. Neden? Çünkü irregular dediğimiz tekrar söylüyorum düzensizdir arkadaşlar. Düzensiz fiilleri barındırır ve düzensiz fiillerin yazılışı değişir. Irregular verbler düzenli fiillerdir.
Düzenli fiillerde tek yapacağımız şey fiilin sonuna, verb'ün sonuna ed'yi tek üste eklemek. Irregular verb'lerde de yazılışı değişir. Is örneğini vermiştik. Yemek yemekse verb 2'ye dönüştüğünde ate. Üçüncü halde kullanımında ise eaten oluyordu. Başka bir örnek. Write yazmak demekti. Wrote verb 2 haliydi. Perfect hali ise written oluyordu. Bu neydi? Irregular verb'lerin içerisinde geçmedi durumlarda. Şurada şunu da dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bazı fiillerin ikinci halinde, üçüncü halinin de yazılışı aynı ama irregular verb. Buna da değineceğim daha sonrasında. İngilizce'de böyle çatlaklar olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi düzenli olan fiillerin sonunda ed geliyor. Şunu sorabilirsiniz. Hocam, düzenlilerde de verb 2'de ed geliyor. Düzenlilerde verb 2'de ed geliyor. Düzenlilerde yine verb 3'de de ed geliyor. Biz nasıl ayırt edeceğiz tense göre? Şöyle ayırt edeceksiniz. Normalde simple past tense'de yardımcı fiilimiz neydi arkadaşlar? Simple past tense'de yardımcı fiilimiz neydi? Did yardımcı fiilimdi değil mi? Ama biz did yardımcı fiilini sadece olumsuz ve soru cümlelerinde kullanabiliyoruz. Olumlu cümlede kullanabiliyor muyduk? Kullanamıyorduk. I lived kullanımı diyorduk. Neydi? Özneden hemen sonra geliyordu. Yardımcı fiilsiz. Hangi durumlarda? Cümlemiz pozitif formdaysa. Değil mi? Pozitif formda özneden sonra tek verb'ün ikinci halini getiriyoruz. Ama present perfect'te böyle mi? Hayır. Ay öznesinden sonra önce hedi getirmem gerekiyor ki arkasına verb 3 olduğunu anlayabileyim. Bu cümlenin present perfect olduğunu anlayabileyim. Anlaştık mı? Burada umarım bir sıkıntı yoktur, bir sorun yoktur. Biliyorum arkadaşlar, burada yazdığınız istediğim bir şey yoktu zaten. Bu bilgileri verdikten sonra şimdi bu dersimizde de son saatimizde, son yarım saatimizde bir de şöyle bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Siz ne kadar konuya hakimseniz ya da hakim olduğunuzu düşünüyorsanız ya da şu anda anladığınızı düşünseniz dahi İngilizce'de biraz matematik gibi üzerinde soru çözülmeden maalesef oturtulmuyor. Gramer konularından bahsediyorum. Tabii ki kulak aşinalığı, vocab bilgisi, speaking yetisi, bunlar çok ayrı şeyler olabilir ama gramer, dil bilgisi konusundan bahsediyorum. Şimdi çözeceğimiz konu alıştırmalarda mix yapmamız gereken alıştırmalar var. Hangi tanesi hangi tanesi mix edeceğiz? Present perfect tense'le yakın geçmiş zamanla past simple'ı mix edeceğiz. Past simple dediğimiz ne? Simple past tense bizim normal bildiğimiz geçmiş, eylem, olmuş, bitmiş olan tense. Şimdi cümlelerde, cümlelerin içerisinde cümlenin present perfect mi, yakın geçmiş zaman mı yoksa hepsi toplam geçmiş zaman mı olduğunu anlayabilmemiz için ya cümlenin anlamına bakmamız lazım, birinci kural, ya cümlenin anlamına bakacağız ya da ikinci bir şık olarak time expression'a bakmamız lazım. Time expression dediğimiz şey neydi? Zaman ifadeleriydi. Cümlenin sonunda da bulunabilirdi. Özneden hemen sonra cümlenin ortasında da bulunabilen bazı time expression'lar vardı. Şimdi biz bunları ilk başta present perfect tense'de kullanılan time expression'lar neler? İlk başta buna değinmek istiyorum. Birçok time expression var ama en bilindikleri ya da sorularda sınavda da aynı şekilde sorumlu olacaksınız. Simple past ve present perfect'in mix edilmiş halinden. Sorularda da anlayabilmeniz için time expression'ları bilmiş olmanız gerekiyor. Hangi time expression var? Hangi tense'de kullanılıyor? Buna bakacağız. Burayı yazmanızı istiyorum. Ben yazayım, siz de yazın. Daha sonra anlatayım. Thank you.
arkadaşlar. Şimdi ben anlatıyorum, sonra siz yazmanız için fırsat vereceğim. Formasınız arkadaşlar, çok karıştırılan time expression, already ve just da yine karıştırılan time expressionlarından iki tanesi. Nasıl karıştırmayacağız? Şöyle karıştırmayacağız. Bu arada daha önce de anlatmıştım. YBS sınavlarına girdiğinizde ya da ben girdiğimde bu tense çok fazla çıkan bir tense. Bir de bunun pastı var işte. Biraz önce bahsettiğim head verb üçlü yapı. Bunlar çok çıkan tense'ler. Burada ayrım yapabilmek için term expression'larından for vesilesi çok verilir arkadaşlar boşluk doldurmalarda. Eğer pastla arasında bir fark oluşturmak istiyorlarsa cümle içerisinde since ve for genellikle geçer. Arasındaki fark nedir? For'a baktığımızda for the anlamına geliyor arkadaşlar. Ve en önemli özelliği arkasından daima zaman süresi gelir. Ne demek zaman süresi? Sizin anlayabileceğiniz açıkça belirteyim. Daima demiyorum ama genellikle bir rakam gelmesi lazım arkadaşlar. Arkasında bir sayı gibi belirtmesi lazım. Örnek for 10 years. Şuraya baktığımızda bir rakam gelmiş değil mi? Yani arkasında bir rakam, bir sayı belirtmesi lazım. For 10 years. 10 yıldır. Dur anlamına geliyordu. Ve bir zaman süresi gelmesi gerekiyordu. Ama tam tersi since'e baktığımızda since'den beri anlamına geliyor ki bunu Türkiye'de birçok şirkette görebiliyoruz zaten yazılıyor tepelerinde. Since'den beri anlamına geliyor ve daima arkasından bir zaman adı gelmesi zorunda arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Since last week, geçen haftadan beri. Türkçe çevirirken since'den beri anlamına geliyordu. Last week ise bir zaman adı, zaman belirtmiş oldum. Geçen haftadan beri. Ama for'a baktığımda bir rakam var. 10 yıldır derken. Biraz önce yazdığım örneğin içerisinde vardı. 4 yıldır yaşıyorum derken de yine for years diye geçiyordu. Bir rakam varsa for ama bir zaman adı varsa bu sefer since kullanmak zorundayım. Already ve just'a baktığımda already zaten çoktan anlamına geliyor. Just ise henüz biten bir işi anlatırken kullanılıyor. Aradaki fark bu. Already eylem daha önce gerçekleşmiş, zaten yapmıştım anlamında. Ama just henüz yapmıştım, yeni bitirmiştim anlamında. Yine ikisi de past'tan bahsediyor. Aradaki fark already hem olumlu hem soru cümlelerinde kullanılıyor. Just ise sadece olumlu cümlelerde kullanılıyor arkadaşlar. Uzun uzadıya yazmak istemedim. Already olumlu ve soru cümlelerinde, just ise sadece olumlu cümlelerde kullanılıyor. Bir tanesi daha önce yapılan bir yenimi zaten yapmıştım. Ben onu çoktan yapmıştım anlamında. Just ise henüz yapılan bir işi anlatırken kullanılıyor. Bir de şu aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Normalde değili geçmiş zaman, mişli geçmiş zaman ayırıyoruz ama değili geçmiş zaman dediğimiz bizim İngilizce'de aslında simple past tense, değil mi? Taşındı, eylem bitti. Değil de duyulu geçmiş zaman. Miş dediğimizde biraz Türkçe'ye çevirirken perfect tense'i miş diye çeviriyoruz. Değil geçmiş zamanda da çeviri yapılabilir arkadaşlar, bir sıkıntı yok. Onu da dile getirmek istedim. Burayı tatlılayalım, lütfen yazın ve devam edelim. Bitirince de bitirdik hocam, silebilirsiniz derseniz ben boşuna zaman kaybetmeyeyim. Yazmışlardı hocam, ışık var ya, onu çok göremiyorlar şu anda. Ama yapacak bir şey yok, esprer taktik gençler. Hocam bir gösterebilir misiniz perde size kamerada zahmet olması? Ki bana karanlık geldi yani. Evet. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani yapabileceğimiz siyah perde koyduk. Şu an yapılabilecek bir şey yok. Kamera sınav yapayım. Çok büyük olduğu için ondan kaynaklanıyor. Sınav oldukça büyük. Biliyorum. Şimdi hocam gözükme falan ne var diye çok şey. Işığı açsak daha çok parlıyor değil mi? Arkadaşlar biraz sonra alıştırma çözmemiz lazım. Devam ediyorum.
Bu işi meşhur nasıl ya? Lan bu sanki bir tık daha iyi gibi. Yani arkadaşlar, görebiliyor musunuz? Bir de yazar mısınız? Işık açtık. Bir tık daha iyi gibi, değil mi? Hocam çünkü hiç yazdır ya, orası da hiç görünmüyor. Burası, buradan itibaren mi? Evet. Bir görüntü gidip geliyormuş ama yapacak bir şey yok aslında. Arkadaşlar bazen dizide tekniksel bir hata olmasa bile sizin internetten... Dizide olan, evet. Aynen, internetten kaynaklı. Hocam çok daha iyi, siz sen kapatmayın. Kapatmayın mı? Çok daha iyi. Bu belirtisi olacak mı? Kapatmayın. Açık olsun. Beşten kanıtlı durum. Arkadaşlar şimdi tahtadaki time expression'lara bakıyorum. Yine Perfect Tense'de en çok kullandığımız time expression'lardan birkaç tanesi. Yet var, ever var, never var, recently var, late var, this morning. This morning bir time expression. Bu şunlar gibi herhangi bir kullanım yeri olmayan bir ifade aslında. Burada bunu yazmanın amacı şu arkadaşlar. This morning, bu sabah. Eğer bir kaynağı bilseniz de bu sabah olan bir eylem gün içerisinde başka bir saatte de olabilecekse eğer bu durumda perfect tense kullanmak zorundayız. Bunu bu yüzden yazdım. Alıştırmalarınızın içerisinde çıkıyor çünkü. Şimdi this morning olunca biraz kontrolüse gidiyorsunuz. Ama eğer gün hala bitmemişse bu sabah olan bir şey yapıp geçmiş zaman ya hani. O yüzden bu durumda da perfect tense kullanıyorum. Yet'e baktığımızda arkadaşlar yet'e anlamı henüz anlamına geliyor ve olumsuz cümlelerde kullanıyorum. Neden olumsuz cümlelerde kullanıyorum? Ve genellikle cümlenin sonunda kullanırız arkadaşlar yet'e. Dediğim gibi İngilizce'de kesin olarak kesinlikle böyledir, kesinlikle şöyledir gibi bir ifade kullanamıyorum. 12. sınıf profesyonelde kullanılsa bile ileride üniversitede eğer dil tercih etmek isterseniz karşınıza çıkacak çünkü. Ben bunu kesin bir dille anlatsam karşınıza yarın öbür gün çıkacak. Bu sefer diyeceksiniz ki biz böyle öğrenmedik. O yüzden genel yana yaparak anlatamıyorum. Anlatamam da şu konuyu. Dediğim gibi benim de zamanımda ilkokulda, ortaokulda öğrendiğimiz şeyler üniversitede çok farklı karşınıza çıkıyor. O yüzden genellikle ifadesini kullanmak istiyorum. Genellikle yet cümlenin sonunda bulunur ve olumsuz cümlelerde kullanılır. Olumsuz cümlelerde kullanılmasının nedeni şudur arkadaşlar. Şöyle bir cümle düşünün. Anlamca cümleye negatiflik kattığı için pozitif cümlelerde mantık hatasına yol açıyor. Bu yüzden de kullanmıyoruz. Tıpkı ever ve never'da olduğu gibi. Ever ve never'ı da olumlu cümlelerde kullanmıyoruz arkadaşlar. Burada her ikisi de hiç anlamına geliyor. Ever de hiç anlamına geliyor, never de hiç anlamına geliyor. Ever sadece ve sadece soru cümlelerinde, never ise olumsuz cümlelerde kullanılıyor. Olumlu cümlede kullanamamamızın nedeni hiç ifadesinin anlamca olumsuzluk taşımasından kaynaklıdır. Hiç ifadesi de Türkçe'de de öyle. Anlatım bozukluğuna yol açar. Olumlu bir cümlede kullandığımızda yapısal olarak olumlu görünse de anlamca olumsuz. Bu durumda da olumlu cümlelerde kullanamıyoruz. Yani cümlelerin içerisinde not gibi bir ifade geçiyorsa da eğer hiç kullanıyorsak olumsuz cümlelerde çok fazla bazı da yer vermiyoruz. Çünkü zaten anlamca olumsuzluk taşıyor. Recently ve late'de arkadaşlar yine çok fazla time expression olarak perfect'te kullandığımız time expression'lardan iki tanesi. Recently dediğimiz yakın zamanda, late dediğimizde late'den zaten çıkarabilirsiniz. Lately dediğimizde son zamanlarda arkadaşlar. Bizler recently yakın zamanda demek, son zamanda demek. Cümlelerimizin başında da bulunabilir. İlk başlarken bir cümleye recently bula bula diye devam edebiliriz. Sonda da bulunabilir. Olumlu olumsuz hiçbir kullanım olarak yeri yok. Hepsini de kullanabiliyoruz. Bunlarda bir sıkıntı yoksa artık simple past tense'lerde birkaç tane örnek yazacağım. Hemen yazayım hatta. Geldiğimizde bakalım. Şu başa yazıyorum arkadaşlar.
alıştırma çözeceğim. Alıştırma da anlayabilmeniz açısından yazıyorum. Lütfen sizler de görebildiğiniz kadar yazın. Arkadaşlar yukarıdakiler de simple past tense'e ait bir time expression geldiğinizde aradan sonra onlara da bakıp alıştırmalarımıza geçeceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere.
Açık değil mi hocam? Ses geldi mi çocuklar? Şimdi kapanmış kendisi. Ses geldi mi? Yapalım. Şu an açık mı arkadaşlar? Yazar mısınız? Ses açıksa yazalım. Tekrar söylüyorum. Alıştırmalarınızda sizin yazmanızı bekliyorum. Sizler yazın. Daha sonra teker teker 1-2 diye bakalım. Siz de cevaplarını oradan verirseniz beraber yapmış oluruz. Yine ses falan kapanırsa bize söyleyin. O internetten mi acaba kaynaklı? Yok yok, bizde de var. O kısım sıkıntısız, çocuklar haklı. Gayet net diyor, yazmışlar. Tamam, görüntü net mi? Arkadaşlar onu da yazın bir de. Görüntü net mi, onu da yazalım. Şöyle yazmadık kardiyo diye. Acaba şu tahtaya mı zannettirsek ki? Büyük ihtimal bundan sonra değişir. Ya arkaya bir çözüm bulunur arkadaşlar. Bugün maalesef İngilizce dersinde böyle bir sorunla karşılaşmış olduk. Ama telafi edilir. Şimdi eğer unutsak, birinci soruya bakmak istiyorum arkadaşlar. My great great grandfather. Parantez içerisinde fiilimiz verilmiş hem fiil arkadaşlar. Arkasına part sister. Şimdi burada kullanacağımız hem fiili bizim biraz önce kullandığımız yardımcı fiilimizden farklı olarak bir önceki dersimizde anlatmıştım. Sahip olmak fiili, değil mi? Sahip olmak anlamına geliyor. Benim büyük annem 5 kız kardeşe sahipmiş diyeceğim. Geçmişten bahsediyorum. Ne diyebilirim? Sahipmiş ya da sahipti. Büyük annemden bahsettiğime göre arkadaşlar artık hayatta olmadığını bile bilmiyorum. Geçmiş, çok geçmişten bahsettiğim için burada simple past tense'e gitmem gerekiyor otomatik olarak. Şimdi simple past tense'de dikkat edeceğim nokta şurası. Hep sahip olmak fiili simple past tense kullanırken verb 2 kullanıyorduk, hatırlayalım. Verb 2 de düzensiz bir fiildi. Yani yazılışı değişiyordu değil mi? Düzenli fiillerde sonuna id etkisi geliyordu ama hep sahip olmak fiili düzensiz bir fiil olduğu için yani irregular verb olduğu için yazılışı değişiyordu. Have, hep olacak, have'e dönüşecek. Sahipti demiş olmam gerekiyor. 5 kız kardeşi sahipti ve bitti değil mi? Eylemi bitirmiş olmam gerekiyor. Birinci soru simple past tense'e ait bir soru. İkinci soruya bakmanızı rica ediyorum. İkinci sorunun içerisinde arkadaşlar bir ipucu var aslında. Bu ipucunu görebiliyorsak cevaplayabileceğinizi düşünüyorum. Lütfen ikinci soruya bakalım. He, parantez içerisinde live fiili verilmiş. Live fiili yaşamak fiili biliyorsunuz. In Manila for a year when he was a student. Sizce nereden çıkarabiliriz? Hangi tersi kullanabiliriz? Hocam var mı cevap? Yazalım. İkiye ait cevap var mı arkadaşlar? Biraz bekliyorum. Cevap yazmaya çalışın çocuklar. Hocanıza gayet güzel anlatıyor. Arkadaşlar zor bir test. Present Perfect'te Past Simple'da X'in X'e bildiğiniz karışılabilecek bir test. Ama benim için önemli olan cevap verip vermemeniz. Yanlış cevap vermemiz gerekiyor. Late mi hocam dediler? Bu süper. Bu ise harikasın. Late olacak arkadaşlar. Nereden çıkardım? Şuradan çıkardım. Bakın. Biraz önceki eski bu pastasını tarif süreçini yazdığımızda when I was born demiştim. Ben doğduğumda demiştim. Şimdi diyor ki cümlenin içerisinde o öğrenciyken cümlenin içerisinde bir ben bağlacı görüyorsunuz ve ben biraz önce dedim ki ben while gibi bağlaçlar varsa eğer cümlenin içerisinde otomatik tercih etmemiz gereken tense simple past tense'dir. Yani geçmiş zamandır. Bu durumda içerisinde perfect tense'e gerek yok. Yani üçüncü değil, ikinci haline bakman lazım. Live fiili düzenli bir fiil. Düzenli bir fiil olduğu için sonuna sadece ed takısını eklemem gerekiyor. He lived ile cümleyi bitirmiş oluyorum. Tense simple past tense olmak zorunda. Üçe bakmanızı rica edeceğim. Oh no, I lost. Kaybetmek demek arkadaşlar. My wallet, wallet cüzdan demek. Yazacak mısınız çocuklar? Ben cevap verebilirim.
Eğer yoksa hocam yok, şu anda. Yok, yazılımda. Arkadaşlar, eğer o, no gibi bir ifade varsa cümlenin en başında eylemin sürekliliğine bakmam lazım. Yakın geçmişte mi, çok geçmişte mi? Çok geçmişte olsaydı burada şöyle bir ifade kullanmak yerine I lost my wallet yesterday gibi bir ifade kullanabilirdi. Dün cüzdanımı kaybettim. Eylem bitmiş olurdu. Ama şaşkınlık ifade eden bir durumdan bahsediliyorsa eylem yakın geçmişte olmuş demektir. Bu durumda ben lost'un üçüncü halini alacağım. Ama nasıl alacağım? Siz cevap verirken demiştim ya. Burası görünmüyor değil mi? Lost, kaybetmek, birinci hali lost, ikinci ve üçüncü halleri düzensiz fiil olduğu için lost oluyordu. Ama buraya direkt lost yazarsak biz past mı yoksa past present perfect mi kullandığımızı çözemeyebiliriz, çıkartamayabiliriz. Bu durumda sadece lost değil de ay öznesiyle beraber perfect past'ta hangi yardımcı fiili kullanıyorduk? Her yardımcı fiilini kullanıyorduk. Arkasına gelecek fiilimiz üçüncü halde olmak zorunda. Lost, düzensiz bir fiil olduğu için yazılışı değişiyor. Buraya kadar bir sıkıntı yoksa dördüncü soruya geçebilir miyiz? Mertcan şey sormuş. Mertcan gel. Mersin başladığı bitiyor. Dörtte bitiyor. Altıda bitiyor. Der miyiz? Dersin 16'da bitiyor arkadaşlar. Programda yazılı olması gerekiyor. Ders bölmeden, tüm sorular sormadan derse katılım sağlarsanız daha mutlu olacağım. Ya da kendi aramızda chatleşmeyelim. Dörde bakıyorum arkadaşlar. Cevap olan varsa lütfen yazabilir mi? Bir soru cümlesi. Parantez içerisinde özne verilmiş, fiil verilmiş ve arkasında today gibi bir ifade var. Şimdi bu soruyu daha önce kısımda da yapmıştım. Bu soruyu yaptığımda yine mixed bir alıştırma. Today görünce otomatik kafanız şeye gidiyor olabilir. Continuous tense'e gidiyor olabilir şimdiki zaman. Evet şimdiki zamanda kullandığımız time expression'lardan bir tanesi today. Bugün demek. Ama burada kullanacağım şimdi bugün varsa cümlemin içerisinde ve ben şu an iki tense arasında bir fark oluşturmak istiyorsam, tercih etmem gerekiyorsa ya present perfect tercih edeceğim ya simple past tense tercih edeceğim değil mi? Mix ettiğim tenselerin içerisinde continuous zaten yok. Zaten ing getiren an bu cümlenin içerisinde. Ama today'den dolayı kafanız karışıyor olabilir. Today varsa zaten simple past tense'i kesinlikle kullanamayız arkadaşlar. Bugün olan bir eylemi kesinlikle simple past tense'de kullanamam. Bu durumda present perfect tense kullanmak zorundayım. Present perfect tense'de you öznesinin yardımcı fiili neydi? Have yardımcı fiiliydi. Have'den sonra you'yu kullanıyorum. Ama olumlu da olumsuz da soruda da fiilimizin üçüncü halini yazmak zorundayız. See fiili verb 1 mıydı? Verb 1'di. Simple past tense'de kullandığımda verb 2'ye mi dönüşecek? Soğuk olmuş olacak ama present perfect tense'de ya da past perfect tense'de fiilimizin üçüncü halini aldığımızda see fiili see'ne dönüşmüş olacak arkadaşlar. Bu durumda soru oluştururken have you seen Julian today? Neden? Bugün Julia'yı gördün mü diye soruyor. Şimdi bugün hala bitmemiş değil mi? Bugün soruyorsan hala gün bitmemiş. Julia'yı görebilirim, görmeyebilirim. Gün hala bitmediği ve yakın zamandan bahsettiğim için bu durumda present perfect'i tercih etmek zorundayım. Simple past tense'i sadece geçmişte tercih edebilirim. Bunu sakın unutmayalım. Beşe bakıyorum. At the weekend. Hafta sonu demek arkadaşlar. Hafta sonu onlar futbol oynadılar. Sonra onlar restorana gittiler diyeceğim. Hafta sonu yaptığım bir şey geçmişten bahsettiğim için verb 2 kullanmam lazım. Hocam oraya yazdım. Görmüyorum. Bu aşağı görmüyorum. Tamam çok önemli değil. Ve öznesiyle beraber kullanacağım play fiili. Play ne demek? Oyun oynamak değil mi? Düzenli bir fiil, düzensiz bir fiil. Buna bakacağım şimdi. Play düzenli bir fiil arkadaşlar. Ve sonra ED takısı almak durumunda. Bu durumda play'e ED getirdim.
sistem change olmuş oldu. Geçmiş zamandan bahsediyorum. Hafta sonu. Futbol oynadılar. Gelecek hafta demiyorum mesela. Geçmiş artık. Hafta sonundan. Geçen haftadan bahsediyorum. Sonra onlar restorana gittiler diyeceğim. Şimdi gol filmine baktığımızda gol birinci halde present'te kullanıyorum. Perfectsiz. Arkasından ikinci halde yani simple past tense'de kullanırken gol neye dönüşüyordu? Vent'e dönüşüyordu. Arkasından verb 3'te kullanmak için, present perfect'te kullanmak için vent'i üçüncü halde ele almam gerekiyordu. Üçüncü hal olarak da done kullanıyorum. Ama burası perfect'e ait bir tense değil, past'a ait bir tense. Bu durumda da they went to a restaurant demek durumundayım. Üstü yazdığımızı tamamlayacağım arkadaşlar. Çocuklar ya, hesap yazdık değil, ona göre hocamız sesin. Üstü tamam. Yazmışlardı bence. Bence de. Hiç göremiyorduk hocam, tekneye haber mi verebiliriz? Yok yok, iyi değil. Şimdi iyi hocam. Bence hep yukarıya kullanırsak iyi olur. Bu aşağıda hiç mi görünüyor? Alt. Yine gözüküyor. O dediğim yer birden sonrası en alt satırlar gözükmüyor. Şurayı daha bir çizeyim. Şurası görünüyor değil mi? Hı, oradan. Şuraya yazabilirim. Bu kadar yazayım. Sileyim, tekrar yazayım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Siz görebildiğiniz takdirde problem değil. Altıncı soruya hep beraber bakabilir miyiz? Cevap yazmak isteyen varsa hocanıza cevap yazın sevgili öğrenciler. Birinci soruda I do love parantez içerisinde read fiili verilmiş, okumak fiili biliyorsunuz. Six books, this week gibi bir ifade var arkadaşlar. Bir tane expression sayılabiliyor mu? Hemen bakalım. İki tane arasında yine ayrım yapmamız lazım. Ya past tense'e gideceğiz ya da present perfect, yani yakın geçmiş zamana gitmemiz gerekiyor. Ben bu hafta 6 kitap okudum diyeceğim. Bu haftadan bahsediyor, yakın geçmiş zaman kabul ediyorum. Ay özesi, yardımcı fiili present perfect tense'de have fiiliydi. Have ile beraber read'i kullanmam lazım arkadaşlar. Şurası görünüyor mu hocam? Gözüküyor hocam. Şimdi read fiilini hep beraber bakmamızı istiyorum. Şurada gördüğünüz read fiili, yani parantez içerisinde kullandığımız read fiili verb'a halde değil mi? Yalan halde yani. Şimdi biz bunu past tense kullanırken simple past tense'e göre ya verb 2 tercih edeceğiz ya da present perfect'e göre verb 3 tercih etmemiz lazım. Burada da hemfikir miyiz? Tamam. Şimdi devam ediyorum. Verb 2 ya da verb 3 tercih ettiğim durumlarda da fiilin ya is regular verb olması lazım ya da regular verb olması lazım değil mi? Ya düzensiz fiil olması lazım ya da düzenli fiil olması lazım. Yani sonra ya
ya ehliyet etkisi alacak ya da yazılışı değişecek. Şimdi read bütün bu kuralları yıkan bir fiil arkadaşlar. Neden? Çünkü ikinci hali de read, üçüncü hali de read. Tamam mı? Sadece okunuşunda değişiklik oluyor, rap diye okunuyor. Bunun dışında zaten verb 3'te kullandığımızda has ile beraber kullanmak zorundayız. Tekrar söylüyorum. Ama verb 2'de kullandığımızda yanıl haline karıştırılmasın. Düzensiz bir fiildir ama yazılışı değişmez. Birinci hali neyse ikinci hali de oldu. Doğal olarak 6. soruda present perfect tense kullanıyorum. Ama düzensiz bir fiil yazılışı değişmiyor dedik, aynı kalıyor. Nereden anlıyorum bunun verb'üç olduğunu? Başına getirdiğim have'den anlıyorum. Have'siz zaten kullanamıyoruz perfect tense'de. Fiil olduğu gibi zaten getiremiyorduk. Read'im değişmiyor yazılışı üçüncü halde. Başına have getirmem lazım özneye göre. Burada da bir sıkıntı yoksa 7. soruya geçmem gerekiyor. Yine bir live fiili bizi karşılıyor arkadaşlar. Live, yaşamak ve cümlenin içerisinde bana ipucu olan bir bağlaç var. Nedir bu bağlaç sizce? Görebilen var mı arkadaşlar bağlacı? Yazar mısınız sevgili öğrenciler? Şimdi cümlenin içerisinde bir bağlaç var arkadaşlar. Ve bu bağlaç benim biraz önce size bahsettiğim bağlaç. Tıpkı when I was born'daki gibi yine bir when karşılıyordu. Ne demek when? Dığında ya da iken anlamına geliyordu. Başta kullanıldığında iken, ortada kullanıldığında dığında olarak çeviriyordu. She was young. When my bağlacı varsa bizi otomatik olarak hangi tense götürmesi lazım? Simple past tense götürmesi lazım değil mi? Nokta atışı yapmamız lazım. Bu durumda live fiilinin düzenli mi düzensiz mi olmasına bakacağım. Düzenli bir fiil, sonuna ile tepisi gelir sadece live olmuş oluyor arkadaşlar. 7. sorunun cevabı live. 8'e bakıyorum, 8'de de yine gözüne çarpan yine bir time expression kullanılmış. Nerede? Cümlenin en sonunda. Cümlenin en sonunda bir time expression var. Ve bu expression'a göre bir tense yerleştirmek zorundayım. Bakıyorum cümleye, she, parantez içerisinde visit verilmiş arkadaşlar. Visit, ziyaret etmek anlamına gelir. Her grandmother last month. Ne demek last month? Last'ı görüyorsak eğer dedim ki, geçen, geçmişten bahsediyor, geçen ay. Buraya year diyebilirim, day diyebilirim, uzatabilirim, saat söyleyebilirim. Bu şekilde uzayabilir ama eğer cümlenin içerisinde last varsa geçmişten bahsettiğimizde anlıyorduk. Bu durumda da yine düzenlisi iyiydi, düzensizse yazılışı değişiyordu. Yani fiili getireceğim. Visit fiili düzenli bir fiil arkadaşlar ve sonuna iyiydi etkisi alması yeterli. Herhangi bir yazılım farklılığına gitmiyor. She visited her grandmother last month. Bakalım 9'da bir time expression var mı? 9'da bir time expression yok arkadaşlar. Invite fiilinden bahsetmiş. Ama time expression olmamasına rağmen nokta atışı bir zamana götürmüş beni. Nereye? Bakın arkadaşlar. In dediği bir preposition'dır ve zaman, nokta, yer belirtir. 445 TED diyor. 445 yılına götürdü mü beni götürdü. Yani geçmiş bir zaman mı? Geçmiş bir zaman. Invent fiili düzenli bir fiildir. Ve sonuna hediye takısı alması yeterlidir. Invented olacak. Neden? Tekrar söylüyorum. Bir yıl vermiş. Tıpkı bizim örneğimizde 1919 dediği gibi. Tamam mı? Eğer nokta atışı bir zaman verdiyse, geçmiş bir zaman verdiyse, tabii ki gelecekten bahsetmiyorum. Geçmiş bir zaman verdiyse bu durumda sadece verb 2 yazmamız yeterli. Hangi durumlarda? Olumlu cümle durumlarında. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Uyuyor muyuz arkadaşlar? 3 dakika hocam. Arkadaşlar, o zaman 3 dakikamız var madem. Size 3
tane soru yazacağım. Ve bu soruların cevaplarını ayrı ayrı her testten istiyorum. Duyduk mu? Öğrenciler duyduksa duyduk değil. Hocamız ödev veriyor size. Yine bir film var. Arkadaşlar bu yazdıklarımı not alacağım ve size ödev verdiğimi de not alacağım üstüne üstlük ve geldiğimde cevap verenler için hemen bir şeyler düşünmem lazım. Böyle olmayacak. Geçen hafta ne kadar güzel bir yarışım hocam diyor. Çocuklar şu an net görmüyor musunuz? Video geliyor görüntü. Hocamız söylüyor, yazabilecek misiniz? 10. soruyu yazıyor hocamız şu an. Ben yazayım ve okuyayım isterseniz. Arkadaşlar burada sesleniyorum. 12. sınıf öğrenci sayımız çok yüksek ama katılımımız az. Devam zorunluluğunuz var. Lütfen devam etmeye çalışın. Hocam, bu alta geçmiyorum. Alta geçmiyorum. İki soruda kalalım arkadaşlar. Hiç problem değil. Ben size okuyacağım şimdi soruları. Kaç dakikamız var hocam? Bir dakika. Olsun. Siz okuyun hocam. Arkadaşlar, şimdi birinci soruyu okuyorum. Örneğimizi. Parantez içerisinde verilen fiil, live fiili, yaşamak fiili. Şey, bir boşluk karşılıyor. Parantez içerisinde live fiili var. In seven different countries, so she knows a lot about different cultures. Bir daha okuyorum. She, parantez içerisinde live var. In seven different countries, so she knows a lot about different cultures. Yazanlar yazdık desin, ucunuzu İkinci soruya bakıyorum. Hiç yetiştiremezseniz lütfen kayıttan bakın arkadaşlar. Kayıt alınıyor ve kayıtlar net görünüyor. İkiye baktığımda I, yine bir boşluk var. Boşluktan sonra go fiili var. I go to the cinema last night. Geçen akşam. Varsa bir sıkıntı söyleyebilirsiniz. Yoksa bu iki sorunun cevabını haftaya aldıktan sonra duruma göre başka bir tanesine geçeceğim. Kitaplarınızı almayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere.